öyle şiirlerim olsun, ben şair olayım, şiirlerim okunsun diye bir merakım olmadı. Yazdım, yayınlandı, o kadar. Yeni Bir Sevda Süleyman'ı 1998 yılında, Bir Başkasının Kitabı 1996 yılında, Yakarış Terimleri 2006 yılında, toplu şiirleriniz Tut Elimden Düşmeyelim de 2016 yılında çıkmış. Siz de bir kitabın oluşumu 10 yıl diyebilir miyiz? Böyle bir şey söz konusu olur mu? Şimdi 10 yıl meselesi kendiliğinden gelişen bir şey. Benim şiirlerimi kitap haline getirme diye bir hassasiyetim olmadı, merakım da olmadı. O Ahmet Kot 1988'deki ilk kitabı bastığı zaman bile benden şiirlerim istediğinde ben bulamadım. Benim öyle şiirlerim olsun, ben şair olayım, şiirlerim okunsun diye bir merakım olmadı. Yazdım, yayınlandı, o kadar. Yani öyle bir şöhret olayım, bir piyasam olsun, şiir piyasam olsun, şiir piyasasında şairler arasında tanınayım diye bir merakım olmadı. O 10 yıl meselesi öyle. Hatta hakikaten şaşırmıştım. İkinci kitabımı yayınlamaya çalıştıklarında bile ben açıkçası, ayıp olmasın arkadaşlardan özür dilerim ama bazı şairlerle beraber kitabım yayınlanacak diye uzun süre direndim ona. Öyle bir mutlaka, yani şöyle diyelim isterseniz, bir tüccar gibi piyasaya mal yetiştirme merakım olmadı. Ben şiir söylüyorum. Arkadaşlar sağ olsun da kitap haline getiriyorlar. O son Tut Elimden Düşmeyelim, üç kitabın bir arada yayınlanmış şeklidir. Dördüncü kitap değildir o yani. Dördüncü kitabım da 4 senedir, hatta tahsih için verildi bana, üzerinde çalışmıyorum. Öyle bir merakım olmadı elhamdülillah. Sadece şiirle uğraşıyorum ben. Kitaplarınıza almadığınız şiiriniz veya şiirleriniz var mı? Var tabii. Yani hatta ortaya çıkmasına kıyamadığım şiirlerim var. Benim şiirlerimi herkesin okumasını istemem. Çok yakın akrabalarımdan bile şiirlerimi ihtimal merak etmezler, ihtimal anlamazlar, beni anlamazlar diye vermediğim olmuştur. Hatta şunu düşünürüm ki keşke benim şiir kitabım 100 tane olsa da 100 tane okuyucum olsa. Önemli olan okuyucu. Benim birkaç tane okuyucum var. Ben bunlarla hemhal oluyoruz. Hatta hiç hayatta olmayan okuyucularım var. Çok hayal kurarım ben. Mesela akşamları Pir Sultan'la otururum. Kazak Abdal'la otururum. Bazen Huzuri'yle otururum. Kendi aramızda bir şeyler söyleşiriz. Keşke onları okuyabilseydim diye şiirimi düşünürüm. Böyle bir ahmakça bir fiir ilişkim vardır benim. O yüzden herkesin okumasını istemem şiirim ayrıca. Keşke herkes okumasa. Çünkü şöyle bir laf vardır. Dinleyen söyleyenden arif olmak gerekir. Benim şiirimi okuyanın bir idrak sahibi olması gerekir. Biraz belki gurur, kibir ifade ediyor bu kelime ama ben şiir söylüyorum. Şiir aslında Allah'ın insanlara, yani sanat için söylüyorum bunu, yaşattığı her cümerce katlanılabilir kılmak için. Ben kullarıma eziyet de ediyorum ama ben böyle bir şey vereyim ki buna katlansınlar o vesileyle. Şiir bizim bildiğimiz bir at ya da bindiğimiz bir herhangi bir şey. Üzerine oturduğumuz bir hayal gibi bir şey. Yani gördüğümüzün ötesini ima eden, bazen ihtar eden, bazen haber veren bir mesele, şiir meselesi. Şiir o yüzden yazılmaz, söylenir. Şiiri de kendi haline bırakmak lazım. Kendi geldiği zaman zaten dürtüyor adama, ben geldim diyor.
oturup söyleşiyorsunuz, seni söylemeyin. Terzi gibi. Yani terzi önce prova yapar, bir daha olmadı dersin, yeniden değiştirir. Şiirle böyle böyle bir münasebetim var. Yırtıp attığım şiirler oldu. Ama kitabıma koymadığım şiirler de oldu. Onları özel, kendi aramızda, bu şiirle kendi aramızda kavga ediyoruz diyelim yani. Daha onunla sohbet daha güzel oluyor. Öyle şeyler var yani şiirin, şiirle benim münasebetim biraz böyle. O yüzden kitap haline gelmesi, gelmemesi falan hiç umurumda olmadı açıkçası. Şiiriniz örneğin Zarifoğlu'nun şiirleriyle karşılaştırdığımızda ezber bakımından niçin bu kadar farklı? Şimdi keşke benim şiirimi bir başkasıyla karşılaştırmasanız, karşılaştırılmasa. Benim kendi kadim şiirimden yararlanıyorum. Yani şiiri yararlanma demeyelim de, şiiri inşa ederken kadim şiirin üzerinde yürüyerek, bir de türkülerle haşır neşir olarak. Bunların ikisi de, özellikle türküler, daha beşeri, daha insani, daha hissi şeylerdir. Daha çok ima ederler. Divan şiiri, kadim şiirimiz yapılı oldu. Yapı, inşa şiir olduğu için türkü gibi değil. Türkü anında söylenir, melali ifade eder. Kadim şiirde melal yoktur. Melal dediğimiz şey, Allah'ın insana kendini hatırlatması için verdiği bir anında gelen bir duygudur. O melali de anlamak özel bir durumdur. Türkümüz meluldür. Kadim şiirimiz biraz mütekebbirdir. İkisinin arasında herkesten biraz bir şeyler alarak kendimi inşa etmeye çalışıyorum. Şiirimi değil ama. Kendi içimi inşa edip ondan sonra söylemeye çalışıyorum. Şefaat etmesin. Ben şiirimi kendimi onlarla inşa etmeye çalışıyorum. Dil meselesi çok önemli. Dili, yerli dil kullanmaya çalışıyorum. Dilimi de içimle inşa etmeye çalışıyorum. Kendi melalimle, milletimin yaşadığı melalle, türkülerde bize ima edilen melalle yaşamaya çalışıyorum. Şimdi bu tabii biraz imani bir mesele. Melal dediğimiz şey, Allah'ın kullarından söz aldıktan sonra beni unutmasınlar diye insanlara verdiği bir duygu. Karanlık, yani gurbet duygusunu hatırlatıcı, ben Allah'tan ayrıyım, Allah'ın gurbetindeyim duygusunu ihtar edici bir hadis, bu şeydir, histir, melal. Ben melalle biraz idare etmeye çalışıyorum kendi içimin yalnızlığını, kalabalığımı, yalnızlığımı. Bazen binlerce insanla berabermişim gibi kalabalık oluyorum. Bazen hiç kimse yokmuş gibi yalnız oluyorum ama insan hiç yalnız değildir. Hep kendisiyle beraberdir. Yani yalnızlık meselesi bende çok önemlidir ama onu hep yanlış anlaşıldı. O yalnızlık kendimle olan yalnızlıktır. Kendimle idare edemezsem, kendimle barışamazsam işte yalnızlık orada başlıyor. Benim öbür ben tarafta duruyor, ben burada duruyorum. Benim şiirimi böyle anlamalarını isterim okuyucularımdan. Şimdi ben 7 yıl tabir caizse demir dövdüm. Körük bastım. 7 yıl sonunda ustam benim elime maşayı verdi ve demiri kendisi dövmeye başladı. 7 yıl ben şiir söylemedim. Sadece okudum. Şiir üzerine yazılar okudum, şiir ezberledim, kadim şiir ezberledim, türküler ezberledim, türküler söyledim. Yani şair olacağım diye bir şey de yoktu sadece. İlk şiirlerimi gösterdiğim hocam bunları yırt dedi, şiir yazma dedi. Ben 7 yıl. Yani bu şu, eskiden bizi bir meslek yanına çırak verirlerdi yazın tatillerde. Hocam bana demirci örneğini vermişti. İlk çırak olarak girdiğinizde
ustanız size bir zembil verir, bunu eve götür der. Evin hizmetini yaptırır size. Siz evinin hizmetini yaptırıyor zannedersiniz. Halbuki o ilk demircilik öğreniminin başlangıcıdır. Ben işte 7 yıl sonra demirci ustası olursunuz. Ben işte 7 yıl sonra demirci ustası oldum, şiir ustası oldum, ustalık şeyi oradan. Yani 7 yıl sonra başladığım için söylemeye, ustalığım oradan geliyor. Açıkçası biraz belki kibir gibi olacağım ama ustalığımı da kabul ederim. Şair olmak için başlamadım zaten. Şiir öğrenmek için başladım. O bir şey öğrendiğiniz zaman bütün unsurlarla öğrenirsiniz zaten. Rahmetli Galip Erdem'in tesadüfüyle oldu. Türk Yurdu Mecmuası'nda bir, o zaman Türk Ocağı'nda ben daktilo memuruydum. Bir Türk Yurdu Mecmuası'nda bir kibrit kutusu kadar bir yer boş kalmış, benden bir dörtlük istedi. Onu yazdım, o zaman şair olduğumu anladım ben. Yani şiir söyleyebileceğimi anladım, tam 7 yıl geçmişti. Ustalık dediğinizin sebebi o işte. Bütün unsurlarıyla bir arada 7 yıl zaten gelişmiş oldu. Ben kadim şiiri öğrendim. Şiir nasıl hissedilir, şiirle nasıl münasebet kurulur öğrendim demeyelim ama kendiliğinden oluşmuş oldu üzerime, benim zihnime ya da yüreğimin bir yerlerine yerleşmiş oldu. İdrakimin daha doğrusu. Folklor şiire düşman mı? Bu yıllardır tartışılır. Folklor şiire düşmandır, hakikaten düşmandır. Çünkü folklor halk bilgisi demek zaten. İşte halayı demek, efendime söyleyeyim kilimi demek, ayağındaki çamur demek, kuzu demek, koyun demek. Şiirin bunlarla ilgisi olabilir ama maddeten olamaz. Bunlar sokulmaya çalışıldığında zaten o söylenenler de şiir olmadığı için Cemal Süreyya'nın da yanıldığı nokta orası. Onlar şiir değildi söyledikleri. Şiir sayıldığı için ama Türkiye'de her yerde öyle bir şey var. Ben şairim dediği zaman adama itiraz edemiyorsunuz. Ben şairim diyor, peki diyorsunuz. Ama siz şair saymıyorsunuz. Benim şair saymadığım bir sürü şair bilinen insan var. Ne diyelim şimdi? Ben kendi kendime diyorum ki bunlar şair değil, okumuyorum. Şiir ve mesaj ilişkisine bakışınız nasıldır? Ben şiirde mesaj vermeyi sevmem. Şiir zaten ima eder. Çok çok ihtar eder. Yani dikkat çeker. Hayata dikkat çekmeye çalışıyorum. Hayata dikkat çekmeye çalışırken de kavgamız kendi içimizle. Kavga, ben kavga dediğim zaman insanlarla kavga etme, gümrük yumruğa ya da işte kim, kalemle şununla bununla kavga değil. Kendi içimizle şiir kavga etmek. Yani ben şöyle bir şey anlatmıştım arkadaşlara. Şiirimi inşa ederken yazdığım metni duvara asarım. Gider gelir onunla kavga ederim. Burası olmuş, burası olmamış diye. Kavgam odur. Yani kavga, içimin yangınıyla kavga etmek. Şöyle bir tarif vardı, hep hayal ederim demiştim. Hayal. Bir akşam diyelim, gece 12'de bir ateş bulurum. Sofrasını kurarım. Kaşıklarını da etrafa dizerim. Çağırırım şairleri. Buna en çok gelen Pir Sultan olmuştur. Arada bir Kazak aptal gelmiştir, Nabi gelmiştir, Karacaoğlan gelmiştir. Onlarla oturup o ateşi yemişizdir. Yani kavga o kavgadır işte. O ateşle kavgadır. Kaşığı batırıyorsunuz, ağzınız yanıyor. İşte o ateşe tahammül kavgasıdır. Ve bunu bu şiir işi olduğu için herkes anlamıyor tabii. Bunu yumruk yumruğa kavga zannediyorlar. Benim kavga dediğim odur zaten. Bu da ayrı bir idrak meselesidir. Bunun içinde oturup uzun uzun yazmak lazım ama herkes kendi haline devam etsin. Biz de kendi şiirimize devam edelim.